Günaydın sayın seyirciler, spor gündemine hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi haftanın değerlendirmesi, spora yansıyanlar sevgili Hasan Topaloğlu ile birlikte gündemi değerlendireceğiz. Günaydınlar Hasan Topaloğlu. Günaydın Necmi. Evet, az sonra bağlantımız olacak. Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu Başkanı Osman Ercan hattımızın ucunda olacak. Bağlantı kurulana kadar Türkiye Milli Takımından başlayalım sohbetimize. Euro 2020 maalesef kötü başlamıştı Türkiye adına. Kötü bitti. Bir gol atabildi Türkiye. Puansız yani turnuvaya veda etti. Dün Ahmet Okan'la yorumunu yaptık. Daha fazla da çok konuşmak istemiyorum bu Türkiye Milli Takımı ile ilgili. Aynı şeyleri konuşacağız. Benim tek beklentim bence Şenol Güneş çıkıp adam akıllı A'dan Z'ye bir basın toplantısı yapması lazım. Tüm sorulara içtenlikle cevap vermesi lazım. Türkiye Milli Takımı'nın neden bu hallerde olduğunu, neden milli takımda bazı oyuncuları kadroya bile almadığını, oynatmadığını, şans vermediğini, neden aynı oyuncular, formsuz oyuncular üzerinde ısrar ettiğini, ilk maçta kötü olmamıza rağmen hemen hemen ideal kadroda çok değişikliğe gitmediğini, ikinci maçı da kaybetmemize rağmen üçüncü maçta pek bir iddiamız olmadığı halde götürdüğü bazı oyunculara şans vermediğini, kampın neden bu kadar uzun tutulduğunu, niye bu kadar formsuz ve kötü bir futbol ortaya koyduğumuzu, hiçbir plan ve stratejinin olmadığını, birçok daha soruya açık ve net cevap vermesi lazım Şenol Güneş'in. Sindagal bizim ülkemizdeki gibi olmaması lazım. Yazık oldu bu jenerasyona. Ha, istifa eder mi, etmez mi, etse kim gelir, daha mı iyi olur? Bunları çok tartışmak istemiyorum açıkçası ama 2020 yılında ulusal ligde küme düşen, Avrupa Şampiyonası'nda puan almayan bir Türkiye'nin başarı çığlıkları atması, kendi gözümüzde dev ilan etmemiz bana çok da doğru gelmiyor. Büyük bir başarısızlık var ortada. Bir Fransa, Hollanda'yı yendik diye dünya şampiyonu olduk saydık kendimizi. Ama oynadığımız futbol Avrupa Şampiyonası'nda tam bir hayal kırıklığı. Bir Türk olarak adeta acizleri yaşadık. Maalesef üzgünüz ve beklemedeyiz bu konuda. Bu söyleyebileceğim Avrupa Şampiyonası için bu. Evet, telefonumuz hazırmış. Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu Başkanı Osman Ercan hattımızın ucunda. Sayın Başkan, iyi günler diliyorum. İyi günler. Evet, öncelikle hayırlı olsun. Geçtiğimiz hafta bir genel kurul vardı. Yeniden başkanlığa getirilmiştiniz. Ondan başlayalım. Daha sonra Türk toplumu için yaptıklarınız ortada, yapacaklarınız, planlarınız ortada. Altyapı çalışmalarınız var. Sanıyorum da yakın bir tarihte bir bina açılışı dün olacak. Evet, oldu, dün akşam oldu. Osman Ercan, düşüncelerinizi alayım bu konuyla ilgili. Öncelikle çok teşekkür ederim. Hasan Hocam'a da iyi yayınlar diliyorum. Evet, bir yıl göreve geldikten sonra uzun bir pandemi dönemi yaşadıktan sonra Türk Toplumu Futbol Federasyonu ligimizde 7 haftalık bir maç süreci oynanabildi. Yeşil sahalarda pek aktif olamadık ve bütün çalışmalarımızı yönetim kurulu olarak gerek dış temaslar gerekse iç temaslarda yaptığımız projeleri, hazırladığımız projeleri bir bir artık hayata geçirmek için geçen hafta Salı günü 15 Haziran'da da buradaki gerek yönetim kurulu gerekse tüm kulüp üyeleri tek aday olarak aday oldum. Ve 15'inde tekrardan üyeler tarafından geçen Salı günü Londra'da ikinci bir dönem için tekrardan yeni seçilen yönetim kuruluyla birlikte göreve geldik. Hasan Hocam'ın geçmiş haftalarda üstüne birebir vurguladığı şöyle bir durum vardır İngiltere'de. Biliyorsunuz az önce Epey ve Elefey'in tüzük kanunlarına göre her yıl seçim olması gerekiyor. Ve maalesef her gelen başkan bir yıl içerisinde yapmak istediklerini o bir yıla sığdırmak istiyor. Ama biliyorsunuz ki bir yılda çok bir şey yapamazsınız. Özellikle de pandemi döneminin yaşandığı bir döneme rast gelmesi başkanlığınızın. Yine de ona rağmen bir şeyler yapmışsak topluma, o bizim yaptığımız çalışmalardan dolayı gelmiştir. Evet. Ve geçen yıl 11 kişilik olan yönetim kurulunu
13'e çıkarttık ve bir diğer sıkıntı da neydi İngiltere'de Futbol Federasyonu'nda? Başkan gelirken başkanlık sistemi yoktur. Yani her yönetici, her sekreterlik individual, bireysel seçilmektedir. Ve maalesef seçilecek olan yönetimle bir masaya geliyorsunuz. Yıllardır bunun azimliğini çekiyordu bu yönetim kurulu. Baktık ki bu değişmeyecek. Biz öncelikle birlik beraberliği sağladık ve hazırda bulduğum bir yönetim kurulu geçerliyor. Onunla birlikte çalışmayı ve birlikteliği sağlamayı başardım. Ve şu anda 11 kişilik yönetim kurulunun tümünün bana destek vermesi, ikinci bir dönemde 11'i 13'e çıkarttık, 2 artış yaptık sayıda ve şu anda Türk Toplumu Futbol Federasyonu'nun tüzük gereği başkanlık sistemi bile olmasa şu anda Futbol Federasyonu'na böyle bir birliktelik sağladık ve bugün Osman Ercel ikinci kez göreve gelirken bu birliktelik ve sanki bir başkanlık sistemi varmış gibi bu şekilde ikinci kez göreve geldim ve bu sebepten dolayı da gerek yönetim kuruluma gerekse burada çalışan tüm kulüplere, üyelere ve halktan aldığım büyük bir destekle ikinci bir döneme bu şekilde başlamak istiyoruz. Evet. Başkanım merhaba, iyi günler diliyorum, günaydınlar diliyorum. Hasan Topaloğlu. Öncelikle Hasan Başkanım. Öncelikle hayırlı olsun tekrar ki zaten koltuğu daha ısıtmamışsınız, göreve devam etmeniz lazımdı ama pandemi döneminde bile bayağı icraatlar için adım attınız. Bundan dolayı kutluyorum. Yeni dönemde de başarılar diliyorum. Bu tüzük konusunu geçtiğimiz haftalarda doğrudur gündeme getirdim. Hala daha da aklım almıyor. Neden değişemiyor yani Sayın Başkan? Siz kendi yönetiminizi neden kuramıyorsunuz? Ve neden bir yıl, iki yıla, üç yıla çıkmıyor başkanlık şeyinde? Yani değişemez mi bu? Kanun mu, kural mı? %100 imkanı yok mu bunun değişmesinin? Başkan bu konuda Efe'in ve Elefe'in tüzük gereği mesela her yıl bir başkan gelip kendi yönetimiyle bizim amatör ligleri burada dağılmaması için böyle bir kanun, bir kural getirdiler. Ve kesinlikle 11 tane sekreterlik vardır. 11'inin de ayrı seçilmesi gerekirdi. Maalesef bunu bu yıl şöyle yaptık. Bireysel olarak başkan, as başkan, genel sekreter ve mali sekreter seçilsin. Geriye kalan 9 yönetici de ofiser olarak içeriye aldık. Ve bu 9 tane alınan ofiser yöneticimize yapabilecekleri görevleri biz kendimiz önerdik. Ve en nihayet 45 yıl aradan sonra bu yıl tüzüğü bu şekilde kırabildik Efe ile. Ve şu anda kabul ettikleri tüzük başkan, as başkan, genel sekreter ve mali sekreter ayrı seçilecek. Diğer 9 yönetici de ofiser olarak içeri gelecek. Yönetim kurulunun yaptığı ilk toplantıda görev bölümü böyle dağılacak. Ancak bunu kabullendirdik Efe'ye. Ve 2021-22 sezonu artık bundan böyle Türk Toplumu Futbol Federasyonu'nun tüzük gereği bu şekilde artık gerçekleşecek genel kurullar. Başkanlık süresi yine bir yıl ama. Başkanlık süresi yine bir başkan. Onu kesinlikle kabul etmiyorlar. İlginç. Peki başkan, dün akşam bir açılış oldu sanırım Güney Londra'da. Bunu biraz açalım. Şimdi biliyorsunuz Türk Toplumu Futbol Federasyonu 1976 yılından beri Kuzey Londra'da aktif bir şekilde çalışan bir federasyonumuzdu. Tabii ki Güney Londra'daki halkımız her zaman kuzeye gelip maçlarını kuzeyde yapıyorlardı maçlarını. Şu anda Güney Londra ve Kuzey Londra arasında Türk sayısı hemen hemen eşittir sevgili Hasan Başkanım. Ve şu anda Türk Toplumu Futbol Federasyonu'nun 13 kişilik yönetim kurulunun 8 tanesi Güney Londra'dan Kuzey Londra'ya 45 yıl gitti geldi. Ve ben de özellikle başkan olarak Güney Londra'da yaşayan biri olarak bunu Güney Londra'da Futbol Federasyonu yönetim kurulunda aktif çalıştığım dönemde hep bunu birebir hissediyordum ve gözlemliyordum. Güney Londra'da bu bizim için büyük bir eksikliktir diye. Ve göreve geldikten sonra kurmak istediğimiz akademi ve okul, inanın ki büyük takımlar ve yöneticiler tamam Güney Londra'dan Kuzey Londra'ya arabalarını kullandıklarından dolayı geliyorlardı. Ama düşünün ki bir akademi
5 yaşında bir çocuğu haftanın 2 günü idmana Güney Londra'dan Kuzey Londra'ya getirmek çok zor olacaktı bizim için. Ve yaptığımız çalışma sonunda Kuzey Londra'yı akademi için ayırdık, Güney Londra'yı ayırdık iki farklı alanda bunu kullanmak için. Böyle bir binaya ihtiyacımız vardı ve bunun girişimlerini başlattık. 3 ay evvel bulduğumuz binayı Adana'ya her şeyini yenileyip güzel eğitim kurslar, antrenör kursları, akademinin, okulların kullanabileceği bir düzeye getirdiğimiz bir binayı 5 dernekle ortaklaşa kullanabileceğimiz güzel bir bina yarattık ve akşam da bu binanın açılışını yaptık. Ve çok mutluyuz. Gerçekten çıktığımız yolda Allah bizi utandırmasın. Pandeminin de biraz aşağı gelmesinden dolayı faaliyetlerimizi daha fazla hızlandırmaya başladık. Şu anda Güney Londra'da kazandırdığımız binayla bunun mutluluğu içerisindeyiz. Hayırlı olsun. Güzel bir imza daha. Güney Londra ile Kuzey Londra arasında saat farkı ne kadar? Yani kaç saatte gidiliyor? Yani nereden baksan trafikten 1,5-2 saat alıyor. Yani bizim Maus'a, Lefkoşa, Karpaz, Lefkoşa gibi. Peki başkanım, lig ne zaman başlıyor? Türkiye Futbol Federasyonu'yla, KKTC Futbol Federasyonu'yla yakın zamanda bir herhangi bir organizasyon var mı? Tabii ki vardır. Ligimiz 5 Eylül'de başlaması için tarihi belirledik. Ve Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kuruluyla 10 Temmuz 2 hafta sonra Londra'da bizi ziyarete geliyorlar. Burada güzel bir toplantı gerçekleştireceğiz ve en kısa zamanda da hemen ardından büyük bir ihtimalle ay sonu gibinde gerek Kıbrıs'ta gerekse Türkiye'de üçümüz bir arada güzel bir toplantı gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Şu anda Türkiye ile ilişkilerimiz bu şekilde. KKTC ile bir şey var mı şu anda? Hasan Başkan da zaten o da bizden bir hafta önce göreve geldi. İyi bir ilişkimiz vardır. Görüşmelerimiz devam etmektedir. Büyük bir ihtimalle ben de ayın 25'i gibi Kıbrıs'ta olacağım. Güzel projelerimiz vardır. Kıbrıs, Türkiye ve Londra arası güzel bir köprü oluşturmayı planlıyoruz. Ve gerek bir yıl Londra'da, bir yıl Türkiye'de, bir yıl da Kıbrıs'ta olmak üzere güzel bir planlarımız vardır. İsterseniz bunları Hasan Başkan'la da görüştükten sonra dış temasları hep birlikte birkaç hafta sonra hep birlikte bunların açıklamalarını birlikte yapacağız. Peki başkanım. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlısı olsun tekrardan. Yine görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Bizlere bu imkanı sağladığınız için. Her zaman yanımız bereti olarak yanımızda olduğumuz için bizlere verdiğiniz destekten dolayı ben sizlere toplum adına çok teşekkür ederim. Her zaman başkanım, her zaman Londra'ya selamlar, vatandaşlarımıza selamlar. İyi günler. Çok teşekkürler, iyi günler. Evet, Osman Ercan. İyi çalışıyor başkan, iyi çalışıyor. İstekli, arzulu, tüzüğü de öğrendik. En azından kendi elleri, kolları bağlı değişemiyorlar ama... yani bu şeyde mecliste milletvekilleri gibi, eğer muhalefetse size... bir şey yapamazsınız. Ya da Lefkoşa Türk Belediyesi'nde meclis üyeleri var ya. Evet. Orada muhalefet de var. Sizin tarafınızda olan da var. Burada anladığım kadarıyla federasyonun yönetimi de öyle oluşuyor. Ama şu anda tüm üyeler Osman Ercan'la arası iyi. Destek, ortak karar alıyorlar. Bu güzel bir şey. Demek ki o inandırıcılığı, o dürüstlüğü, şeffaflığı sağlamış Osman Ercan. Zaten ortada çalışan her zaman kendini belli ediyor Necmi. Başarılar diliyorum. Devamlı takipteyiz. Devamlı aynen, dediği aynen. Gibi başkanın bereti olarak bizler şahsi olarak gereken her türlü basın yoluyla veyahut özelde desteğimizi belirtmeye çalışıyoruz. Ha, yanlışları olursa günü geldiğinde yanlışını da konuşuruz. Kesinlikle. Kısaca bir Türkiye'ye geçelim. Galatasaray'da başkan belli oldu. Burak Elmas el ele iki aday seçim sonrasında birlik beraberlik mesajı verdi. Fatih Terim de 20 günden sonra Florya'ya döndü. Antrenmanların başına geçti. Nedir düşünceniz? Şimdi bir ay önce sana demiştim ki şu anda en kötü durumda Galatasaray. 1,5 ay önce de sana demiştim ki inşallah Burak Elmas kazanır. Evet. Ve büyük ihtimalle tahminim Burak Elmas kazanacak. Cumartesi dün Ahmet Ogan'a da söyledim.
3-4 saat ecel terleri döktüm Eşref Hamamcıoğlu kazanıyor diye. Açıkçası Galatasaray adına bana göre çok doğru olacağını düşünmüyordum Eşref Hamamcıoğlu'nun. Son 2 sandıkta Burak Elmas geldi ve geçti, Galatasaray'ın başkanı oldu. Şimdi Beşiktaş'a bakıyoruz. Bir Sergen Yalçın krizi var. Çözülmedi hala. Akşam basına düşen geç saatlerde haberler var. Ne kadar doğru, yanlış, bugün daha net ortaya döküleceğini düşünüyorum. Sergen Yalçın'la Beşiktaş arasındaki ipler tamamen koptu. Kesin anlaşılmayacak. Sergen Yalçın ipleri kopardığı yönünde akşam basına düşen bir haber var. Şimdi Beşiktaş'ta bir kriz ortamı. Giden Abubakar, giden Gezal, giden Rozedal, kadro zaten darıdı. Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan bir Beşiktaş şu an oldukça sıkıntılı. Fenerbahçe'ye bakıyoruz. Teknik adamı yok. Bu hafta genel kurulu var ki başkan yeni Ali Koç seçilir. Perşembe gün Aziz Yıldırım'ın bir basın toplantısı var. O basın toplantısından ne çıkar, nereye skut bombası atar ve neler olur bilemem, onu göreceğiz. Ama Fenerbahçe'nin de şu an kafalar rahat veyahut her şey yoluna girdi diyemezsin. Lig biteli 1,5 ay oluyor. Şu anda tek bu noktada Trabzon. Doğru transferler, en azından isim ve önemli kaliteli oyuncular kadrosuna katıyor. Ne kadar verim alır, ne kadar sahaya kollar, onu zaman gösterir. Ama şampiyonluk hedefiyle başlayacağı kesin, başkanın açıklamaları da. O kesin. Şimdi Charlotte'un da üzerine gidiyorlar. Onu da alırlarsa önemli bir takım olacak Trabzon. Zaten geçen yılda Abdullah Avcı ile çıkıştaydı. Diğer taraftan Galatasaray'a bakıyoruz. Bir kaos vardı. 12 oyuncunun sözleşmesinin bitmesi, Getson'un geri dönüşü, Onyekuru'nun opsiyonunun kullanılma işi ve Fatih Terim krizi. Başkan kim olacak? Açıkçası genel kuruldan çok sağlam, dik ve birleşici bir Galatasaray çıktı. Evet. Genç, enerjik, aç, yönetici olarak tecrübeli. Kulübün mayasını bilen. Kulübün mayasını bilen, eski başkanın damadı Faruk Süren'in. Galatasaray'ın içinden neler olması gerektiğini taraftarın içinden de gelen bir isim başkan oldu. Fatih Terim'i zaten açıklamıştı en başından. Daha mazbatayı almadan dün akşam Fatih Terim'i Bodrum'dan uçakla getirtti. Sabah antrenmana çıkarttı. Transferleri de herhalde hazırdır. Bitmiştir. Bence listesi hazırdır. Görüştükleri de hazırdır. Fatih Terim'in isteyip istemedikleri neler var? Bence daha önceden Fatih Terim'le bunlar çalışma yapmıştır diye düşünüyorum. Hatta maddi konuları bile Fatih Terim'le daha önceden masaya yatırdıklarını düşünüyorum ki Bodrum'dan çık ve gel sabah başla dedi. Bir bakıyoruz dün Arda sabah antrenmanda kotla gelmiş. Öğleden sonra antrenmana katılmış. Yani bazı şeyler, bir hareketlenme var. Bazı şeyler tak 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 düğme hesabı gidiyor. Ben bu 15 gün içerisinde Galatasaray'ın daha hızlı davranacağını, şu anda her şeyin çok güzel bir atmosferde yürüdüğünü düşünüyorum Galatasaray'da. Eğer transferde başarılı olabilirlerse Burak Elmas'la Fatih Terim döneminin Galatasaray'a faydalı olacağını düşünüyorum. Evet, geçelim ülkemizde, zamanımız çok kalmadı, hızlanalım. Ülkedeki takımlar yavaş yavaş sezon hazırlıklarını açıyordu. Bunlara yenileri de eklendi. Bafül Kürdü dün sahaya indi, Süper Lig ekibi. Genç bir kadroyla sahaya indi Kadir Akel'in öğrencileri. Kadir Akel'in bu arada yardımcılığını Çağkan Kılıç yapacak. Yabancı futbolcu olarak geçtiğimiz yıl Düzkaya'da forma giyen Keita vardı. Keita takımla antrenmanlara başlamış. Hüseyin Ürben takımda tutulmuş. Cihangir'de forma giyiyordu. Bafül Kürdü ligde kalma hedefiyle sahaya indi. Yani büyük bir borcu olan ve bu borcunu eritmeye çalışan, küçülme neticesinde bir hedef belirleyen bir Bafül Kürdü var. Özüne dönüp o altyapısından gelen gençlere fırsat vereceğini düşünüyorum. Yetenekli çocuklar çıkıyor orada. Evet. Yeni genç oyuncular kazandıracağı kesin. Ama bu şu an videoda görülen kadronun Süper Lig'de kalma şansı çok zor gözüküyor. Tabii ki hazırlık maçları veya transfer politikaları başka var mı? Takviye olacakmış ihtiyaca göre. Bunları göreceğiz. Ama genç, enerjik, savaşan bir Bafül Kürdü'nün olacağını, genç oyuncular yeniden ülke futboluna kazandıracakları kesin.
Kadir Hoca'yla Çağan Hoca'nın ilk deneyimi sanırım. Evet. Onlara da hayırlı olsun diyorum. Zor bir sezon bekliyor. 4-5 takım var bu şekilde Süper Lig'de. Herhalde onlarla birlikte ligin altından kurtulma mücadelesi verecekler diye düşünüyorum. Evet. Tabii Bafül Kürdün'e başarılar dileriz. Genç bir ekip. Düzkaya da sezonu açtı dün. Birinci ligde mücadele edecek bu sezon. Geçtiğimiz yıl ligden düşmüştü. Orçun Volkan'la devam ediyorlar bu yıl. Geçtiğimiz senelerde yine Orçun Volkan görev yapmıştı. Düzkaya'da başarıları vardı. Tek hedef Süper Lig. Düzkaya'da yabancı oyuncu olarak TC kontenjanından forvetten yana kullanacaklarını, bir de 10 numara istediklerini yaratıcı bir oyuncu. Yeni transferler de bu arada ekranda. Dün antrenmana katıldı. Arif, Bilal, Uğurcan, İltaş ve Michael Hamitköy'den transfer. O full kadroyu bir görebilir miyim? Kaleci Ali Karal var mı açılışta? Bir bakalım yönetmen arkadaşımıza. Takım resmini getirirse ekrana. Düzkaya'da hedef sürekli baskılı oynayan bir takım yaratma olduğu öğrenildi. Hedef Süper Lig. Şimdi az önce WhatsApp'tan fotoğraflar geldi. Bir de açıklama geldi. Açıklamada ne yazıyorum merak ettim. Dikkatimi çekti açıkçası. Düzkaya'da tesisleri olan, gelişmekte olan hedefimiz altyapısı daha güçlü bir şekilde Süper Lig'e tekrar dönmek ve kalıcı olmak demiş. Aynen öyle. Bir bakıyorum yaptığı 5 transfere, 5'i de kiralık. Nasıl kalıcı? Nasıl kalıcı ya da hangi stratejiyle? Gidenler oldu takımdan doğal olarak. Yani Düzkaya güzel bir camia. Süper Lig'i de hak eden bir camia. Tesisleriyle. Temiz, disiplinli bir camia. Tesisi mükemmel. Başkanı, yöneticileri, çalışan, kendi ayla kendi ciğerini kavurmaya çalışan bir ekip. Altyapısı da iyi çalışıyor son zamanlarda. Oradan genç oyuncular çıkarması lazım ki bir şeyler çıktı ama daha da kapasitesi yüksek çıkarması lazım. Bilmiyorum planlarında şimdi genç takımdan çıkacak başka oyuncular var mı ama yaptığı transferlere baktığımda ilerisi adına değil bu yıl adına bir transfer politikası. Bunlara harcanan miktarlar nedir onu bilemem ama Düzkaya'nın dediğin gibi yeri Süper Lig. Orçun Hoca'yla iyi bir ivme yakalamış. Uyumları var. Beteme'den, 3. Lig'den, 2. Lig'den hep başarılı sonuçlar almış. 1. Lig'de başarılı sonuçlar almış Orçun Hoca'yla. Bir dönem kötü gittiler ve ayrıldılar. En azından kafaları uyuyor. Orçun Hoca'da gördüğüm kadarıyla bölgelilerini transfer ediyor. Güzelyurt taraflı daha çok futbolcular ki o da yakından tanıdığı için. Aynen uyum açısından kendi dilini daha da rahat anlayabileceği kişiler herhalde daha önce çalıştığı isimlerdi. Kötü adamlar da almadı. Ellerinde de fena adamlar yok. Ama forvet önemli. Kaleci Ali Karal'ı görmedim ben orada. Kaleci, eksiği var yani şu an. Kaleci önemli. Eğer çıkmak istiyorsanız özellikle forvet ve kale çok Ferdi önemli. Ferdi Kösem geri gelme ihtimali olabilir mi? Ferdi için başka takımların da adı geçiyor. Çetin Kaya'nın inanılmaz bir bastırdığını duydum. Esentepe ama ben Esentepe Düzkaya arasında kesin Düzkaya'yı tercih edeceğini biliyorum. Daha önce oynadı orada. Hem Orçun Hoca ile çalıştı hem başkanlığı arası iyi hem Düzkaya'da oynamış olması. Evet Süper Lig'e çıkmışlardı sanıyorum. Evet, ama Çetin Kaya devredeyse o zaman ne olur bilemem. Daha takviye yapması lazım. Yani Süper Lig'e çıkacak bir kadro olarak daha takviye yapması lazım. Çünkü önlerinde şu anda güçlü bir gençlik gücü ve güçlü bir Çetin Kaya var. Evet tabii birincilikten gidiyoruz bugün. Mor Menekşe'de de bir değişim oldu. Takımın başına Evren Bahtıkara getirildi Mor Menekşe'de. Daha önce bilindiği gibi İncirli'de 8 ay içerisinde 2 şampiyonluk görmüştü. Beteme'den Beteme 2'den Beteme 1'e Beteme 1'den 1. Lig'e tarihinde ilk kez İncirli zaten bu yıl Evren Hoca'nın önderliğinde geçtiğimiz yıl şampiyon olarak çıktığı ligde mücadele edecek. Mor Menekşe'de 5 hamle yapmıştı MTG'den. Emre'yi verip 5 oyuncu almıştı. Şimdi de hoca olarak Evren Bahtıkara ile anlaşıldı. Yani Bahtıkara ama geleceği açık bir isim. Evet kesinlikle. Yani Evren Hoca doğru bir tercih, iyi bir isim, kaliteli bir kişilik. Gittiği takımlarda da başarılı olmaya şu anda başlayan genç nesilden önemli bir kişilik diyelim. Mor Menekşe'de ben geçmiş yıllarda o
başıboşluluk, o istikrarsızlık, belki de başarısızlığın önüne geçebilecek isimlerden biri olduğunu düşünüyorum. Yani bir hedef belirleyebilir sanıyorum bu yıl Mor Menekşe. Yani kaç yıldır? En azından başıboşluluk olmasın. Kaç yıldır? Bir hedef koyması lazım. Playoff oynayacağım. Çıkabilirsem çıkacağım. Bir hedef koyması lazım. Tamam, Emre Kuvvetli Şahin önemli bir isim. Gitmesi Mor Menekşe adına büyük bir kayıp ama Mor Menekşe ondan da sıyrılması lazımdı. Yani Emre'nin üzerine kurulu bir oyun sistemi. Emre varsa var, Emre yoksa yok. Bunlardan sıyrılması lazımdı. Önemli isimler aldı. Tecrübeli isimler var. Maus Atatürkgücü'nden. Onlar iyi harmanlayabilirlerse, ki eminim Evren Hoca'nın da az önce Orçun Hoca gibi iyi ilişkileri olduğu futbolcular var. Onlardan takviye yapacaktır daha. İncirli'de çalıştığı isimler olabilir. Muhakkak olacaktır. O da 2-3 takviye yapabilir. Bu sene Mor Menekşe'nin daha dişli bir takım olacağını düşünüyorum. Yönetimi görüyorum. Yönetimin de bir ilgi var sanki. Daha iyi isimlerden oluştuğunu görüyorum. Sedat İzdigil önemli bir çalışkan, evet, bir isim. Gençler Birliği'nde birlikte çalıştım. Evet. Togay Menekşeli futboldan gelen, Ummanel Hoca, yine Hüseyin, gerçekten çok önemli isimler var. Mor Menekşe'de bir toparlanış var gibi gözüküyor. Evet, tabii bekleyip göreceğiz. Sezon hazırlıkları da önümüzdeki zaman diliminde başlayacak Mor Menekşe'de. Göçmenköy'de kabuk değişimi var. Kesinlikle Göçmenköy'de çalışmalara başladı bu arada, saha çalışmalarına. Geçtiğimiz hafta salondaydılar. Kaymaklı'dan iki oyuncu, Erice Çakmak, Mehmet Göçmen kiralık listesinde iki oyuncu vardı. Onlar Göçmenköy'le çalışmalara başladı. Göçmenköy tabii geçtiğimiz hafta konuşmuştuk, bir sponsorluk krizi vardı. Ana sponsor Nikosia'nın destek vereceği, ancak ana sponsor olarak destek vermeyeceği yönünde bir paylaşım vardı. Ersan Karataş'ın açıklaması vardı. Yavaş yavaş çalışmalara başladı. Göçmenköy kendi kabuğuyla, kendi özünde mücadele eder mi bu yıl? O kendi kabuğu yok. Toparlanır mı? Maalesef yapılan Bilal, Serhan, öncesinde Burak transferleri gibi hedef büyütüp de eldeki bazı oyuncuları da başka takımlara vermişlerdi. Evet. Kendi çocukları. Eğer daha önceden bu stratejik plan uygulanmış olsaydı belki de onlar da ellerinde kalırdı. Şimdi kadroya bakıyorum. Bafül Kürdü için söyleyeceklerimin aynısını şu anki kadro için... Sıkıntı çeker mi bu kadro? Şu anki kadro için Göçmenköy için de söylerim. Ha, orada ne var artı? Ali Duvarcı kalede önemli bir isim. Kemal Uçaner tecrübeli bir isim. Bekir Yıldız önemli bir isim. Ve Rifat'tır işte, kendi elindeki 2-3 tane de genç yetenekli oyuncular var. Evet. Ben eğer Kemal Uçaner oradaysa, Ali Duvarcı oradaysa, hedefin tam pes edilmiş noktada olduğunu düşünmüyorum. Yani Serhanlar, Bilallar alındı. Onlar verilecek. Ki Serhan'ın da adı Yeni Cami ile geçiyor. Biraz daha aşağı bütçeyle savaşan bir Göçmenköy yaratılacak diye düşünüyorum. Yani Serhan gider, örnek Reşit gelir. Altyapıdan da bazı oyuncuların şans bulacağını düşünüyorum bu yıl. Muhakkak vermeleri lazım. Yani Yeni Cami'ye Serhan'ı vereceksin, Reşit'i alacaksın. Reşit Bilin Yeni Cami'nin malı. Kesinlikle. Bu tarz, Fikret vardı, Fikret. Fikret alınacak. Bu tarz daha genç koşan, savaşan. Ama kesinlikle şimdi Bilal, Serhan, Burak Koçer alındığında Göçmenköy'ün hedefi nedir? Zirve. Zirve ve şampiyonluk konuşmak lazım. Burak gitti. İleride de gidecek. Serhan %99, %99 gidecek Yeni Cami'de. Bilal %99.9 Türk Ocağı'nda. Demek ki hedef küçüldüldü. Ama Kemal orada hedefsiz antrenmana çıkmaz. Evet. Ali Duvarcı hedefsiz kolayına çok oynamaz. Demek ki başka bir strateji yoluna girmiş Göçmenköy. Ama şu anki kadroyla, Bafül Kürdü ile birlikte 2-3 takım daha var. Alt sıralardan kurtulma mücadelesi verir diye düşünüyorum şu anki kadroyla. Evet, son 5 dakikamız kaldı. Hızlanalım, yorumlara bakalım. Adem Ertem, hayırlı yayınlar, kolay gelsin. Teşekkürler. Metin Genç, iyi yayınlar demiş.
Teşekkür ediyoruz. Mehmet Tekin sıkı takipçimiz zaten. İyi yayınlar demiş. Hasan Hocam'a bir sorum olacaktı. Bir dönemin gündem konusu futbolcu sözleşme konusu. Yeni sezonu açıyoruz. Lakin bu konuyla alakalı bir girişim hiçbir takımdan veya futbolcu derneğimizden göremedim. Sizin düşünceniz nedir hocam? Teşekkürler demiş. Yani ben geçen hafta bunun kavgasını verdim. Kulüpler Birliği ile, Futbolcular Derneği ile, Antrenörler Derneği ile bunlar masaya oturması lazım. Bir sözleşmeye veyahut bir protokol hayata geçirilmesi lazım her iki taraf adına yani da. Yani zaman kalmadı artık. Ben zannederim bu sene bunu yapmayacaklar. Pandemi olayını bu sene de ona atacaklar ve bu sene yine o sözleşmeyi yapmayacaklar ama işte Futbolcular Derneği şimdi gündeme gelmesi lazım. Yani Berkem Korbay şimdi çıkması lazım desin ki sözleşmeleri getirmek için görüşme istiyoruz. Ya da sözleşme işte vergiye mahsustur. O zaman protokol getirirsiniz. Yarı amatör sözleşme adını korsunuz. Amatör sözleşme adını korsunuz. Bir şey korsunuz yani. Evet. Ama önemli olan masaya yatırmaz. Genç arkadaşımızın aslında cevabını biz her programda veriyoruz da cevap verecek olan aslında biz değiliz. Aynen öyle. Biz yani, sadece konuşuyoruz ama. Futbolcular Derneği ve Kulüpler Birliği artık bir araya gelmesi lazım. Ben görüyorum geçen hafta seçildi Sayın Başkan. Geçen haftadan bugüne Futbolcular Derneği ile mesela görüşebilirdi. Evet. Yani maalesef biraz hızlandırmak lazım bazı şeyleri. Haziran da bitiyor. Yani 1,5 yıldır yeteri kadar herkes dinlendi. Kesinlikle. Herkes kendi işine, hayatına döndü ama artık bazı noktalara dönmek lazım. Evet, akademiler çalışıyor, maçlar devam ediyor. Hafta sonu Dipkarpaz'da, daha doğrusu Yeni Erenköy'deydim. Ona da geleceğim ama az önce Ceren Tunal'ın tabii. açıklaması var. Ne? Önce o zaman Çetin Kaya'dan konuşalım. Saha krizi spor dairesinde bir sitemi oldu. Aşırı başkanın. Ağır bir sitemi. Ve zaten geçtiğimiz hafta konuşmuştuk bu stüdyolarda. Ersoy Çetin Kaya'nın görevden alındıktan sonra yerine birinin gelmemesi. Zaten sosyal medyada fotoğrafları görüyorsunuz. Kapılar, kilitler açık. Her önüne gelen sahaya giriyor. Mücadele ediyor, antrenman yapıyor. Sahaya kimse bakmıyor. Bu gidişle zaten saha herhalde bir aya kalmaz, sararacak. Daha sonra Çetin Kaya Başkanı Ceren Tunal'ın bir açıklaması vardı. Spor dairesinden hiçbir katkı alamadıklarını söyledi. Kendi imkanlarıyla metan tesislerini yaptılar. Daha sonra bir girişim var zaten. O ayrı bir konu. Taksim sahasının. Onda da bir gelişme yok henüz. Durum ortada. Şimdi dün aslında Ahmet Okan'la biraz girmeye çalıştık bu konuya. Bıraktık. Gelecek günlerde Çelen'le birlikte üçümüz bu konuyu masaya yatıralım dedik. Ama her programda karşımıza geliyor. Az aynen. önce Ceren Tunal'ın çok ağır ve sitemkar bir basın açıklaması var. %100 altına da imza atıyorum. Bak %100. Ha Çetin Kaya'ya maddi destek verirdi vermezdi. İşte size sahayı verdik siz tesis yapın. Bunlar da değilim. Ama yazdıklarının içinde Ceren Tunal'ın %90'ına altına imza atarım. Maalesef spor dairesi benim adıma şu an yok yani. 1,5 yıldır yok. Yapılan hiçbir şey yok. Ha orada Ceren Başkan'ın işte bazı kulüplere bir şeyler veriliyor, bazı kulüplere hiçbir şey verilmiyor iddiası var. %100 araştırsınlar. Bildiğim ama söyleyemediğim, söylememe adına söz verdiğim bazı kaynakların bazı yerlere çok farklı kullanıldığını biliyorum. Eğer günü gelirse de net açıklarım. Maalesef hangi spor dairesi müdürü %90'ı diyeyim hepsini de içine almayayım. Hı hı. Ya da spor bakanlığına göreve gelen spor dairesi bağlanır ya spor bakanlığı evet, adı evet, altında. Evet. Bölgesine katkı sağlıyor. Anlatabildim mi bilmem bir ipucu verdim aslında. Eşit olması lazım. Adaletli. Adaletli olması lazım. Hele de şu anda altyapıya bu kadar eğilmiş bir Çetin Kaya gibi veyahut kendi yağıyla Kaplıca'da saha yapan, Ötüken'de saha yapan gibi saha için uğraşan sipahi, kişilere sipahi Yeni Erenköy hepsi. El uzatılması lazım. Ama kim, nerede, hangi ekiple ne yapıyorlar bilen yok. Bilen yok. Dün Ahmet Okan dedi bir çarşaf yapacaklarla çıkmış buraya Fuat Başkan. Hı hı. Spor dairesi müdürü. Zamanda yetmemiş bir sayfada kalmış da sonra gelip açıklayacakmış. Bize açıklamaz. Bize gelsin çıksın programa.
7 aydır ne yaptığını açıklasın. Ya da spor dairesinin ne yaptıklarını açıklasın. Evet. Ülke sporunda Hasan'ın konuşmasıyla, Çelen'in konuşmasıyla, Necmi'nin konuşmasıyla bir şey değişmemesi lazım. Değişmediğini gördük zaten. Yani konuşuyoruz konuşuyoruz olmuyor. O zaman federasyonlar ve kulüpler artık biraz sesini yükseltmesi lazım. Maalesef bundan herkes rahat demek ki. Herkes memnun herhalde. Herkes memnun demek ki. Hiçbir kulübün ben sesinin çıktığını duymuyorum. Ha küçük kaymaklı isyanlarda muhatap bulamıyor. Çetinkaya isyanlarda. Ama size yapılmadığında, size dokunulmadığında bağırmayın. Evet. Her dönemde birlik olun. Şu anda bu ülkeye Spor Bakanlığı şarttır. Kesinlikle altına. Eğer Spor Bakanlığı yoksa eski dönemde olduğu gibi çalışan, aktif bir şeyler yapan bir spor dairesi şarttır. Bu maalesef değil. Şu anda başı kesik tavuk gibi çırpınıyoruz. Hiçbir tarafımız elle tutulmuyor. Bugün Atilla Topoğlu sahası, yarın Metehan Kemal Küçük sahası, yarın o bir gün Sipahi sahası, daha çok sahaları kuruturuk, daha çok başkanlar isyan eder ama günü geldiğinde değil. Her dönem birlik olup sporu ayakta tutma adına birlik olmak ve Spor Bakanlığı, Spor Dairesi'ni uyandırmamız lazım. Aynen öyle. Yani biz yeni testleri yapacağımıza var olan da yok ediyoruz. Yani benim Fuat Tek'le hiçbir sorunum yok. Kimsenin yok. Yani biz sadece... Çok da iyi bir insan olduğunu da biliyorum. Gitsem şimdi oturup kahvesini de içerim. Ama çalışmayanı da ben burada çıkıp söylemeyeceksem bu programa çıkmayayım yani. Hiçbir şey yapılmayacaksa oturup alkışlayayım mı yani? Evet. Vaktimiz çok kalmadı. Konuşamadık Sipahi'yi. Bir kısaca bir konuşalım, alalım. Konuşalım. Çok az bir vaktimiz var. Yeni Erenköy'de bir turnuva vardı. Sipahi U15 turnuvası düzenledi. 2 gün boyunca çok ilgi vardı turnuvaya. Çok da güzel oldu. İlgi bekliyor Doğu tarafı. Gerçekten orada tek spor yazarı olarak bendim. Kimse gitmiyor, ilgilenmiyor. Çok güzel maçlar oynandı. Çok yetenekli gençleri de gördüm Sipahi'de. Yani sadece Sipahi değil 7 takım katıldı. Tüm takımlarda inanılmaz yetenekli oyuncular gördüm. Şimdi Necmi zaten Sipahi son birkaç yıla gerçekten altyapıyla damga vuran bir bölge. Gerçekten oradaki başkanı yöneticileri kutlamak lazım. Evet. Helal olsun. Böyle bir organizasyona gidip orada onların yanında olduğun için sana da helal olsun. Ve Yeni Boğaziçi de şampiyon oldu bu arada. Hiç önemli değil. Bana göre hepsi şampiyon. Kesinlikle aynen. Yani kutluyorum, devam diyorum. O bölgede bu futbolu, bu çocukları aşılayan herkesi yürekten kutluyorum. İlgi diyorsun. Dün Sayın Hasan Sapsızoğlu, Cimnastik Federasyonu Başkanı'nın bir sitemkar açıklaması evet, evet. var onun da. Gördüm. Devlet yetkilileri yapılan organizasyona hiçbir ilgi göstermedi. Ambargoyu biz kendi kendimize uyguluyoruz. Sporda şu anda herkes isyanlarda. Tüm dallar. Herkesin sesi yükselmeye başladı. Zaman... Ben buradan çağrı yapıyorum. Sayın Mete Topçu, Sayın Erhan Arıklı Bakanımız. Lütfen, lütfen bir acil toplantı yapın. Ve çalışmayan mekanizmaları veyahut eksik görülen noktaları veyahut yapılması gerekenleri lütfen hayata geçirin. Ha yok yapmıyorsanız basınla bir basın toplantısı yapın. Biz size yapılması gerekenleri, eksikleri, yanlışları hepsini soralım, söyleyelim. Belki not alırsınız da onları yaparsınız. Peki. Cuma günü devam edelim. Bu konulara vaktimizi açtık. Gün adına çok teşekkür ediyorum değerli yorumlarınız için. Ben teşekkür ederim. Evet, spor gündeminin gün adına sonuna geldik. Cuma günü yine buralarda olacağız. Yarın ekibimizden başka arkadaşlar spor gündemiyle karşınızda olacak. Şimdilik hoşçakalın.